Herkese merhaba, ben Talha Karadayı. Şu an Wolfsweaver yazılımı üzerinden gerçekleştirilen bibliometrik analizlerle ilgili konuşacağız. Daha doğrusu CSV formatındaki Big Data'da veri değişikliğini sağlıklı bir şekilde yapabilmek üzerine konuşacağız. Kendim geçenlerde yaptığım bir bilimsel araştırmada bibliometrik analiz yapmam gerekti ve Scopus üzerinden bir veri çektim. Bu veriyi Wolfsweaver'da çalıştığımda bazı keywordlerin eş anlamlı olduğunu, hatta aynı kelimelerin olduğunu, harflerle alakalı bir sıkıntı olduğunu gördüm. Ve buradaki kuvvet dağı bölünmesini engellemek için de bunları düzeltmem gerekti. CSV formatına girip herhangi bir düzenleme yaptığımda tekrardan kaydettiğim formatın programda çalışmadığı sorunuyla karşılaştım. Daha sonrasında herhangi bir değişiklik yapmadan da CSV dosyasına girip sadece mesela bir boşluk koyup sonra o boşluğu silip tekrardan kaydettim ve yine o dosya çalışmadı. Ve bu problemi çözmek için 1,5 günü harcadım diyebilirim. En nihayetinde çok basit, çok kolay bir çözüm buldum. Ve bu konuyla alakalı İngilizce veya Türkçe online kaynaklardan çözüm aradığımda benimle aynı problemi yaşayan insanların olduğunu ancak herhangi bir çözüm önerisinin olmadığını gördüm. Bu videoda böylelikle ortaya çıktı. Şimdi bir analizin ve problemle karşılaşmanın ve çözüm önerisinin içerisinde bulunduğu kısa bir içerik paylaşacağım sizinle. Başından sonuna beraber inceleyeceğiz. Şimdi bir ekran paylaşımı yapalım. Şimdi öncelikle diyelim ki geldik. Scopus üzerinden bir veri çekeceğiz. Anahtar kelimelerimizi yazdık, ara dedik ve yaklaşık bize 469 tane doküman buldu. Ve bunun Web of Science, özür dilerim, Wolfsweaver yazılımına sokabilmemiz için CSV formatında veriyi indirmemiz gerekti. Diyelim ki ben keyword, yazar anahtar kelimeleri üzerinden bir örneklendirme yapacağım için şu kadarlık bir veri türü yeterli olur. Buna export diyelim. Buradan ini dursun. Biz şuradan gelelim Wolfsweaver yazılımımıza. Buradan gerekli kriterleri seçerek şu aşamaya giriyoruz. Burada Web of Science, Scopus veya başka türde veri sokabilirsiniz, Big Data sokabilirsiniz. Belki Web of Science formatında inen text formatında bir değişiklik yapmakta problem olmuyordur ama Scopus'ta bu yaşandı. Bu arada bu CSV dosyasında değişiklik yapmayı bir Mac'te de denedik. Yine Microsoft'ta olduğu gibi aynı problemi doğurdu. O yüzden bayağı bir uğraştım diyebilirim. Şimdi gelelim. Bizim buradaki dosyamız inine dursun. Evet, indi. Şuradan büyük verimizi çekelim. Bunu buradan kopyalayalım. Analiz dediğimiz dosyaya bunu getirip şuraya kaydedelim. Bunun da adı data diyelim. Data 1 olsun. Tamam. Şimdi bunu sokalım. Öncelikle hiçbir değişiklik yapmadan analize sokup karşılaştığım bir değişiklik yapmam gereken hususu size göstereceğim. Daha sonrasında da diğer aşamalara geçeceğiz. Birlikte oluşum analizi, yazar, anahtar kelimeleri devam ediyoruz. 35 tane bir birliktelik çıktı. Bakın bu 35. Şimdi daha sonra değişecek. O yüzden aklınızda tutabilirsiniz. Next dedim. Buraya geldik. Şimdi burada anahtar kelimelerimizi inceliyoruz. Bazı hususlar dikkatimizi çekiyor. Örneğin I harfiyle innovation, bir de I harfiyle innovation. Bunlar aslında aynı şey. Yani farklı anahtar kelimeler, farklı anlamlar değil. O yüzden örneğin burada 6 tane oluşum ve 6 tane bağlantı kuvveti varken burada da 28 oluşum ve 44 tane bağlantı kuvveti var. Aslında bunların birleşik olması lazım ki gerçek kuvvetini, gerçek kullanım oranını ve kesişim oranını ortaya çıkarsın. Bunun gibi örneğin institutional entrepreneurship var. I harfiyle yapılmış bir de I harfiyle olan var. Bunları benim o CSV dosyasındaki veriye girerek düzeltmem lazım. I'ları iyi yapmam lazım ki analiz doğru çıksın. Şimdi gelelim. Bu şurada bir dursun. Cancel diyelim. İndirelim aşağıya. Şimdi data 1'e girdik. Normalde burada değişikliği yapıp kaydedip tekrardan benim analize sokabilmem lazım. Örneğin ara diyorum. Direkt değiştire geleyim. Innovation.
Bunu bana Novation'a çevir. Bunu herhangi bir sütun ayırt etmeden yapabilirim. Çünkü zaten aslında aynı şey. Tümünü değiştir. Örneğin 220 tane değişiklik yaptı. Bütün belki başlıklar da bunun içerisinde, belki başka şeyler de bunun içerisinde. 220 tane buldu ve değiştirdi. Tamam, okey. Kapat. Şimdi bunu kaydedelim. Dosya diyelim, farklı kaydet. Bu bilgisayar yine analiz dosyasına gelelim. Diyelim ki şurada masaüstü analiz dosyası. Şuraya data 2 diyelim. Bir CSV virgül ayrılmışı seçelim ve kaydedelim. Şimdi karşımıza bir uyarı geliyor ve uyarı diyor ki çalışma kitabını CSV olarak kaydedersiniz. İçindeki bazı özellikler kaybolabilir. Tamam, yapacak bir şey yok. Bu uyarı her türlü çıkıyor zaten. Kaydettik. Daha sonra bunu kapatalım. Kaydetmek istiyor musunuz diyor. Onu zaten data 2 diye kaydettiydik. Yaptığınız değişiklik kaydetmek istiyor musunuz? Şöyle bir kaydetme diyelim bakalım ne olacak. Tamam. O burada, bu burada. Şimdi gelelim. Bakın arkadaşlar. Buradan data 2'yi seçelim. Okey diyorum. Next diyorum. Ve karşıma böyle bir hata çıkıyor. Ve bu hatayı internet üzerinden aratabilirsiniz. Başka yaşayanlar da var. Muhtemelen siz bunu izliyorsanız siz de yaşıyorsunuzdur. Ama ben çözüm bulamamıştım. İnşallah bu video buna bir çözüm olur. Türkçe kaynak olarak Türk araştırmacılara ve akademisyenlere belki bir faydamız dokunur. Şimdi bu şekilde olmuyor. Ne yapacağız? Ne yapacağımızı ben bulmam 1,5 günümü aldı. Şimdi gelelim. Çok basit bir yol var arkadaşlar. Şuradan diyelim ki CSV Editor. Buradan örneğin ben bu web sayfasını kullandım. Siz belki başka web sayfası da kullanabilirsiniz ama çözüm oluyor. Buradan veri seç dedik. Data 1 dedik. Bu oynama yapmadığımız veriydi. Bu bozulmuş veri. Bu daha bozulmamış olan. Bunu aç dedik. Biz zaten yani benim şu an karşılaştığım problem neydi? Yazar keywordleri. Yazar anahtar kelimelerindeki değişikliği ben değiştirecek. Buradan sütunlardan yazar keywordleri sütununa geldim. Bunu komple kopyalıyorum arkadaşlar. Burada da belki düzenleme yapabilirim ama Excel'de yapmak daha kolayıma geliyor. Buradan bir Excel, boş bir Excel açıyorum ve bunu buraya kopyalıyorum. Ve aynı şekilde daha demin öbür tarafta yaptığım değişikliği burada yapacağım. Innovation'ları bana Innovation'a çevir. Tümünü değiştir. 45 değişiklik. Diyeceksiniz ki daha demin 227 niye 45'e düştü? Çünkü burada sadece anahtar kelimeler sütunu var. Diğerinde karışıktı. Başka kriterler de vardı. Onların içerisinde bir değişiklik yaptığı için fazlaydı. Yani burada bir problem yok. Zaten biraz daha analize soktuğumuzda problem olmadığını göreceksiniz. Bu arada diğer hatalar da vardı. Ben videoyu hızlı yapmak adına sadece bunu değiştiriyorum. Örnek olsun diye. Burayı tekrardan kopyalıyorum. Geliyorum web sayfasına. Burayı siliyorum arkadaşlar. Delete'e basarak bu sütunu siliyorum. Sonra bu sütuna Excel'den değiştirdiğim formatı tekrardan yapıştırıyorum. Ve CSV formatını indiriyorum. CSV formatı insin. Şimdi onu tekrardan analize soktuğumuzda çalışacağını göreceksiniz. Evet, muhtemelen geldi. Evet. Şuraya gelelim. Klasik olarak bir açsa. İndirelim, gidelim. Bunu keselim. Buraya koyalım. Buna da Data 3 diyelim arkadaşlar. Gelelim yazılımımıza. Create. Devam. Bunları açıklamıyorum. Zaten bunu dinliyorsanız okursunuz, görebiliyorsunuzdur. Buradan Data 3'ü yani online olarak düzenlediğim formatı seçtim. Okey dedim. Next dedim. Gördüğünüz gibi çalıştı. Bir daha next diyorum. 35 buluşma buldu. Devam diyorum. Devam diyorum. Ve bakın. Innovation 34 ile 50'ye çıktı. Videonun gerisini alıp bakarsanız burası daha düşüktü.
Aşağı inelim. Innovation var mı? Gördüğünüz gibi innovation, yani I harfiyle yazılmış bir inovasyon yok. Böylelikle gördüğünüz gibi güncel ve doğru bir şekilde, doğru kuvvetlerle veri haritalamamızı gerçekleştiriyoruz. Bunun gibi CSV dosyasıyla alakalı yaşadığınız problemlerde online CSV editörlerini kullanabilirsiniz. Bilgisayarda hata veren hususları online olarak hatasız bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım araştırmanızda bir faydası dokunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet.